Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde yoğurt yapacağım. Fırında daha doğrusu. Bunu ilk Doktor Feridun Kunak'tan duymuştum. Bu bilgi için çok teşekkür ederim ona. Bayağıdır, 3 senedir, 4 senedir böyle yapıyorum. Eskiden örterdim ama sulanıyor. Böyle kesinlikle sulanma olmuyor ve taş gibi oluyor yoğurdunuz. Benim burada 1,5 kilo sütüm var. 1,5 kilo süte 1,5 çay kaşığı yoğurt kullanıyorum. 1 kilo süde 1 kaşık, 1,5 kilo süde 1,5 kaşık yoğurt kullanıyorum. Tabii bu arada sütünüz önemli. Markette kutu sütleri olmuyor yoğurtta. Günlük sütler olabilir ama. Devamı bir aldığınız sütçü varsa mutlaka alın ve kendi yoğurdunuzu yapın arkadaşlar. Bu pişmiş süt bir gece dolapta bekledi. Şimdi tekrar bu sütümüzü ısıtacağız. Sonra yoğurdumuzu mayalandıracağız. Evet arkadaşlar, sütümüz ısınırken ben de yoğurdumuzu ezeceğiz. Bir püf noktası da mutlaka yoğurdumuzu çok ezmeliyiz. Önce kaşıkla ezeceğim, sonra çatalından güzelce ezeceğim ve ezerken lütfen çok su katmayın. Hatta burada biraz sütünen karışık suyum var benim, ondan ezeceğim. Ve mini güveç kaplarımda yapacağım yoğurdu. Onun tadı da başka oluyor. Bir tane de böyle tabakta yapacağım, kapalı. İstediğinizde yapın ama güveçte de tadı başka oluyor. Sütümüz ısınırken yoğurdumuzu güzelce ezdik arkadaşlar. Önemli olan bir püf noktası da mutlaka söylediğim gibi yoğurdumuzu güzel ezmek ve suyumuzu azar azar katmak. Böyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir yoğurt oldu mu? Yoğurdumuz da güzel tutar. Bir de püf noktası mutlaka şimdi mayalandırırken tahta kaşık kullanalım arkadaşlar. Demiri sokmayalım sütün içine, tahta kaşığından karıştıralım. Sütümüzü elimiz yanacak şekilde genelde hep öyle yaparız. Annelerimiz de öyle yapardı. Böyle tabi parmaklarım, ellerim temiz, merak etmeyin. Böyle dişi parmağımızı sokuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar sayalım. Eliniz yanacak şekilde ise hemen mayalama işlemine geçelim arkadaşlar. Çok kaynar olmayacak kesinlikle. Ama ılık da olmayacak, yani sıcak olacak. Bir daha bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bunu yavaş yavaş mayalandırma işlemine geçebiliriz arkadaşlar. İlk olarak kesilmemesi için böyle biraz sütümüzden alıyoruz yoğurdumuzun içine. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştıralım. Ve güzelce karıştıralım arkadaşlar. Biraz dilim dönmüyor R'lere. Bazen tutabiliyorum yani. Karıştıralım. R'leri söylememde bir sorun var da kusura bakmayın. Güzelce karıştırıyoruz. Hemen karıştırıyoruz. Devamlı yani 5 dakika, 3 dakika mutlaka karıştıralım. Ocağımızın altını kapatıyorum. Sizinki çok sıcak olduysa karnar olmasın yani. Sıcak olduysa ocağınızı kapatın. Öyle mayalandırın. Sıcak olacak. 5 dakika karıştırıyorum hemen. Kesilmesin diye. Daha güzel mayalanmasını sağlayacak. Kesinlikle böyle kesik kesik olmayacak. Yani mutlaka pürüzsüz bir yoğurt olacak. Güzelce karıştırdık mı? Tamam. Şimdi fırına koyacağım, kaplara dökeceğim bunu hemen. Soğutmadan hemen hızlı bir şekilde. Mutlaka tahta kaşığımızı evet arkadaşlar, mayalamış olduğum sütümü hemen sıcaktan bekletmeden mini fırın güveç kaplarına boşalttım ve tabağa. Kasede, cam kasede güzel olur. Mutlaka cam kasede ve güveç kaplarında yapalım. Fırın tepsime koydum. Hemen bekletmeden ve sakın çok yani sarsmayın. Hemen fırına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi fırına yerleştirdim yoğurtlarımı arkadaşlar. Ve hemen kapağını kapatıyorum. Ve bu arada eğer kış ayındaysanız mutlaka 3 dakika çok değil. Hemen yükseğe getirin fırınınızı. 5 dakika çalıştırın. Ben şimdi hemen 2 dakika 3 dakika çalıştırdım. Yazın gerek yok buna ama kış aylarında mutlaka
Yani biraz çalıştırın. Onu hemen kapağını kapatıyorum ve 5 saat. Ben şimdi saatimi kuruyorum. 5 saat sonra çıkaracağım. Mutlaka 5 saat kalsın arkadaşlar fırının içinde. 5 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamı tamına 5 saat. Hatta biraz dalmışım ben. 5,5 saat fırında kalmış. Evet. Nasıl olmuş Yusuf? Güzel bende. Tadı nasıl çok merak Tadına ediyorum. yarın bakacaksın anneciğim. Evet. Çünkü Su mu kattın yoksa yok bunu anneciğim, mu? su katılmaz. Tam söylediğim gibi arkadaşlar, fırında kapalı Evet. olarak hiç açmadan Evet. 5 saat, 6 saatte kalabilir. Şimdi Evet. saat tam 12'ye Evet. geliyor değil mi Yusuf neredeyse? Evet, Ben bende de. 6,5'da yapmıştım, mayalandırmıştım, fırına Evet, koymuştum. Şimdi yapmıştım. çıkardım. Arkadaşlar bir püf noktası da, bunu da ablam söylemişti. Evet. Şimdi bunlar dolaba kaldırıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Sabaha kadar ağzı açık bir şekilde kalacak arkadaşlar. Yarın ağzını kapatacağız. Bu şekilde de sulanmamış olacak yoğurdumuz çok. Yani Evet. sabaha kadar ağzı açık bir şekilde dolaba kaldırıyoruz. Evet, Yarın da bende Yusuf tadına bakar. O zaman de. görüşürüz değil mi? Evet. Evet. Bakayım. Su gibi bakıyor. Ne suyu ya? Taş gibi diyeceksin ya. Taş Allah gibi. Allah. Ne taş gibi Çok diyor? hafif. 5 saat yetiyor. Ben biraz bunu unutmuşum. Söylemesi ayıp. Ama yine de çok güzeldi anneciğim. Taş Çok az gibi. oldu şimdi, sabaha kadar ağzı Taş açık gibi dolapta ama. beklesin. Yarın görüşürüz. Etti ama. Evet arkadaşlar, Evet. sabaha kadar yoğurtlarımız dolapta Evet. bekledi. Bekledik. Şimdi Yusuf tadına bakmak için sabırsızlanıyor, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Bir daha söylüyorum. Tadı nasıl? Tam geldi diyorum. Sabaha kadar ağzı açık bir şekilde dolapta bekletiyoruz. Şimdi ağızlarını kapatıp dolabımıza koyacağız. Böylelikle bir gece dolapta ağzı açık beklediği için sulanmaya olmayacak. Ama Evet. güveçte olanın daha güzel sanki. Baksanıza görüntüsüne. Yani güveçte daha Yeni başka oluyor. olmama. Değil mi anneciğim? Yeni Bakın. mi atık? Hop, dökülüyormuş böyle derken. Bakın çok güzel. Tamam, sen oynama. Sen yapma Yusuf. Gördüğünüz gibi yoğurtlarımız Evet, hazır. gördüğünüz gibi. Şimdi tadına Hadi bak bakalım anneciğim. Dalga geçme. Bu arada bakıyorsun. Yusuf'un saçlarını biraz kendim kestim. Çok olmadı ama. Malum karantina. Berberler kapalı. Tadı nasıl tokmak ediyorum. Evet. Allah muzla muzla da şişteyi buna gıgahla. Bu çok faydalı. Güzel olmuş mu? Taş gibi. Güzel olmuş mu da? Evet. Güzel. Ne yapmalıyız? Yoğurt çok yemeliyiz, değil mi? Mutlaka Evet. arkadaşlar da yoğurt Süt yesin çocuklar. içmeyi hiç büyüme gitin. Evet. Yoğurdumuzu da kendimiz evde yapmalıyız, değil mi Evet. anneciğim? Evet. Ben de akşam bakayım artık tadına. Evet. Neden? Çünkü Ramazan ayındayız. Orucuz. Bu arada Allah herkesin oruçlarını kabul etsin. Hayırlı iftarlar. İftara da güzel olur bu yoğurt. Evet. Mutlaka siz de yapın. Evet. Geceden dolaba koyun, yapın. İftara hazır olsun. Akşama kadar böyle dolapta beklesin gibi anneciğim, buz gibi. Oh Yusuf yiyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. Getirdi. Sağlıklı günlerde kalın. Hayırlı iftarlar bu arada. Evet. Hayırlı pardon. Bayrama daha çok var. Hayırlı Görüşürüz. Hoşça kalın. pardon. Videomu sonlandırmıştım aslında arkadaşlar ama dayanamadım. Bir daha açtım. İftardan sonra yoğurdun tadına ben de baktım. Ve çok güzel arkadaşlar. Bakın kıvamına. Ve tadı da çok tatlı olmuş. Çok güzel. Mutlaka kendi yoğurdumuzu yapalım arkadaşlar. Gayet sağlıklı ve çok güzel olmuş. Tadı da çok güzel. Kıvamı da. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar.